Organ naklinin dini boyutunu bize anlatacak olan Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz Sayın Doçent Doktor Halil Altıntaş'ı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahtan beri burada yapılan konuşmaların sonuncusu bendenize geldi. Hepinizin yorulduğunu biliyorum çünkü ben de yoruldum. Ama bu yorgunluk bizim için bir bahane olmamalı. Söylenenlerin başka bir zaviyeden, belki bazı teknik noktalardan özetlenmesinden ibaret olacak bir sunum yapmaya çalışacağım. Acaba organ nakli meselesi niçin bir dini konu olarak ele alınıyor? Bir tıbbi mesele olarak ele alınsa, bu işlere hiç din karıştırılması olmaz mı sorusu zihnimize geliyor ve bunun cevabını da şu cümlelerde buluyoruz gibi geliyor bana. Önce İslam bir hayat dinidir ve hayatın müdahale etmediği hiçbir tarafı yok. Hayatın her alanına müdahale eder. Yaptığınız işlerin Kur'an ve sünnetin getirdiği temel kriterlere uygun olup olmadığına bakar. İslam böyle bakar. O halde can dediğimiz, beden dediğimiz şey inancımıza göre bize emanet olduğuna göre bu beden üzerinde yapacağımız uygulamalar, tasarruflar da bu genel ilkelere uygun olmak mecburiyetindedir. Bir Kur'an-ı Kerim'in bir söylemi var, hepimizin her fırsatta söylediğimiz ifade, insan mükerrem bir varlıktır, değerli bir varlıktır, şerefli bir varlıktır. O halde rastgele müdahalelerle insan kendi bedeni üzerinde bile müdahale oynama hakkı yoktur. Hatta estetik ameliyatlar konusunda bile bu konuyu dini olarak değerlendireceğimiz zaman gündeme getiriyoruz. O halde beden bizde emanetse yine onun üzerindeki tasarrufları dinin göstereceği temel ilkelere göre yapacağız. İnsan mükerrem bir varlıktır. Madem mükerrem bir varlıktır, o halde bunun öldükten sonra bile olsa organlarını kesip biçip bölüp başka bir yerlere monte etme ameliyesine insanlığın hakkı var mı gibi bir soru akla geliyor. Bunu da dini endişelerden kaynaklanan bir şeyle söylüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim insanın değerli olduğu ilkesini ortaya koyarken başka bir ilkeyi daha gündeme getiriyor. İnsanı yaşatmak, insanın hayatta bulunmasının önemini vurguluyor ve insan gerçek manasıyla ölüm ötesi hayata atıf yapmamız noktasından sağken değerli olan bir varlıktır. İlahi, dini anlamda. Öldükten sonra da değerli ama sağ iken önemi daha büyük çünkü kulluğu insan bu dünya hayatındayken ve sağ olarak yapacaktır. O halde takdiri ilahi bir insanın nereye kadar yaşamasını, yaşayacağını belirlemiş. Buna böyle inanıyoruz. Ama yaşayacak olan hayatın o noktaya varmasında belki aracı bir takım unsurlar var. Bu unsurlardan bir tanesi de içinde yaşadığımız 100 yılda belki organ nakli olarak değerlendirilmelidir. Bir insanın başka bir insanın organını taşıyor olması, değerli Saim hocamızın anlattığı pek çok kelami meselenin de ötesinde acaba fıkhen bu mesele caiz midir? Caizdir. Peki insan hayatının, insanın mükerrem olması engeli önümüzde dururken nasıl bir organı alıp da bir başka yere aktaracağız? Evet, özet olarak diyoruz ki sağ olan insanın sağlıklı bir hayat sürmesi noktasında taşıdığı onur ve değer, ölmüş olan insanın vücudunun bütünlüğünü koruma noktasındaki onurundan daha yüksektir. Burada fıkıh usulü açısından iki temel ilkeyle karşılaşıyoruz. Birisi insanın yaşatılması, birisi de insanın mükerrem varlık oluşu sebebiyle ölümünden sonra bile dokunulmaz kabul edilmesi. İnsanın yaşatılmasını daha önemli kabul ettiğimiz için fıkıh usulümüzde yine dinin temel ilkelerinden çıkarılmış olan genel makasıdü şeria dediğimiz dinin temel ilkeleri ve önceden verilmiş usulü fıkıh içtihatlarına dayanarak cevap veriyoruz. Diyoruz ki küçük zarar büyük zararla karşılaşırsa büyük zarara uğramamak için küçük zararı tercih ederiz. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de insanlara haram kılınan pek çok şeylerin zikredilmesinin hemen ardından illa men illa menir tur
benzeri ifadeler var. Veya açlıktan, susuzluktan dolayı fi mehmasatin gayre mutecanin finli isim ayetinde olduğu gibi haram, aşırıya gitmeksizin, sınırları aşmaksızın haramlardan işlenebileceği bize söylüyor. Bütün bu Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu düşünce sistemi usulü fıkhta mekanik hale getirilmiş ve demiştir ki zaruretler bazı yasakları mübah kılar. Hemen arkasından ikinci bir ilke daha getirilmiştir. O ilkede de zaruretler miktarlarınca tayin olunur. Zaruret yoluyla mübah kılınan bir şey o zaruretin ortadan kalkmasıyla ortadan kalkar. Bu hüküm eski haline döner. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda fazla böyle teknik konulara girmeye de ihtiyacın olmadığını düşünüyorum. Burada bulunan hazurun bu meseleyi haddi zatında şöyle veya böyle bir şekilde sindirmiş, kavramış bulunduğunu da kabul ediyorum. Dini noktayı nazardan ortada bulunan bazı insanların dilden dile, kulaktan kulağa dolaştırdığı endişe soru işaretleri, endişe doğuran işaretler haddi zatında bu konuda biraz daha derin, biraz daha geniş, kapsamlı bilgi sahibi olma ihtiyacından kaynaklanır diye düşünüyorum. Hayatı, insanın hayatını devam ettirmenin sevabından da burada bahsetmeyeceğim. Özetle, İnsan hayatının sağlıklı olarak devamının bir görev olduğu, böyle bir görevin insanlara tereddüt ettiği zaman bunda dini noktayı nazardan hiçbir tereddütte bulunulmaması gerektiğini, başta Din İşleri Yüksek Kurulumuz olmak üzere bütün dünya çapında belli ilmi heyetlerin ortaya koydukları fetvalarlar. Bunları okuduğumuz zaman zaten değerli Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları arkadaşlarımız olarak bunları hakikaten kavrayıp benimsememiz mümkündür. Şuna da temas etmek lazım. Şimdi eğri oturup doğru konuşmakta fayda var. Ölüm dediğimiz hadise soğuktur. Biz bedenimiz öldükten sonra bile sanki bizimmiş gibi onu değerli sayarız. Bu psikolojik eşiği aşmak da kolay değildir, onu da söyleyeyim. Ben kendi payıma söylüyorum. Bu eşiği aşmak için hakikaten yardım almamız lazım. Öldükten sonra bedenimiz bizim değil, Allah'a aldığımız emaneti verdik. Ondan sonra benim bedenim kesilmesin, ben öyle diyorum mesela. Ama bu doğru mu bu söylediğin? Buna kendimi inandırmam lazım. Şimdi hoca sen söylüyorsun da niçin kendi söylediğini kendin önce yapmıyorsun sorusunu kesmek için bunu söylüyorum. Ama bu konuda hakikaten bir mücadele vermemiz icap ettiğini de söylüyorum. Ben fazla konuşmamı uzatmayacağım. Teknik şeylere girmenin hiçbir anlamı yok. Özet olarak söylüyorum ki organ nakli noktayı nazarından dini bakış açısıyla hiçbir engel yoktur. En çok bize Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelen sorular arasında beyin ölümü hadisesinin organ nakli noktasında verilen fetvanın altını oymakta olduğunu söyleyen bir takım sorular sürekli bize gelir bunlar. Şimdi beyin ölümü konusunu biz şöyle ihtiyatlı bir cevapla hep karşıladık şimdiye kadar. Dedik ki bu beyin ölümü meselesi yahut da insanın ölümünün arızalarının, alametlerinin, sonuçlarının ne olduğu meselesi ta öteden beri çeşitli münasebetlerle fıkıh kaynaklarımızda gösterilmiş. Solunumun durması, kalbin durması, sonra bunlara dayalı olarak vücutta gevşemeler, mafsalların gevşemesi vesaire fıkıhta gösterilen alametler bunlar. Bunlar çıktı mı insan ölü sayılır. Denildi ama ortaya beyin ölümü gibi bir problem, daha doğrusu bir hakikat çıkınca bu sefer bizim kaynaklarımızda ölüm alameti olarak gündeme getirilen bu şeylerle çatışma ortaya çıkmaya başladı. Biz de meselenin uzmanı olmadığımız için şunu demeye başladık, şahsıma olarak ben de demeye başladık ki biz bu ölüm hadisesi beden üzerinde gerçekleşen bir meseledir. Bu işin esas sahibi tıp uzmanlarıdır. Bu insanların ölüm budur diye, bu uzmanların ölüm budur diye bizim önümüze koydukları tablo eğer hakikati ifade etmeyecekse kimin sözünü bu konuda dinleyeceğiz? Şu parantezi de açayım. Tabiplerimizin hepsinin bu noktada müttefik olduğunu %100 ben söyleyemedim, bilmiyorum. Ama bir dini bir ilkeden hareketle söyleyelim. Bu konuda
yarıdan bir fazlası zannı galip ifade eder ve zannı galibe göre de biz hükmederiz. Bir soru daha bize gelir. Efendim beyin ölümü olup olmadığını nereden bileceksek bileceğiz ya bir hata varsa. Bugün bizim değerli uzmanlarımız bu konuda Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ve dolayısıyla sıfır hatayla bu işin yürütüldüğünü söylediler. İnşallah böyle devam edecektir. Daha da gelişeceğine inanıyoruz, sayısının çoğalacağına. Ancak şöyle bir ilke var. Bu noktada da bir hata olabilir. İşin içerisinde beşer vardır. Böyle bir hata ihtimalinden dolayı böyle hayırlı bir kapıyı din adına kapamanın dinde yeri yoktur. Bunun ilke olarak dinimizde ortaya konacak olan şeyi şudur. İçtihat meselesidir bu. Tabipler ortaya çıkarlar, bulguları ortaya masanın üzerine koyarlar, değerlendirirler ve buradan bir sonuca varırlar. Bu sonuç %100 doğru olabilir, %51'e kadar payı vardır. Yeter ki hani müştehidin taşıması gereken şartlar gibi o işin hükmünü verecek tabip de hem teknik unsurlara hem de bilgi noktasından taşıması gereken şartları taşımış olsun. Bundan sonra verilecek karara uyulmak suretiyle alınacak olumsuz sonuçtan hiç kimse sorumlu değildir. Bu da dinin hükmüdür değerli arkadaşlar. Hepimiz içtihadın, kıyasın ne olduğunu biliyoruz. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir hocamın, saygıdeğer Sayın hocamızın kullandığı bir cümleye, gerçi burası bir münakaşa alanı değil ama bir cümle söylemem icap ediyor. Sayın hocamızın bu tür fikirlerine saygımız var ama hepsini benimseyip benimsememe noktasında herkesin de bir hür iradesi vardır. Dileyen parantezi alır, dileyen masanın üzerine yayar, öper başına koyar. Ben şunu söyleyeyim. Kur'an ayetleriyle alakalı olarak tamamının mecazi olduğunu söyledi Sayın Hocamız. Ben şunu söylüyorum. Kur'an'da açık bir ifade var. Bismillah. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْتَكَنَ اللّٰهُ الَّذِي اَنْتَكَ كُلَّ شَيْ İnsanlar cezalandırılacakları zaman derilerine diyecekler ki bizim aleyhimize niçin şahitlik ettiniz? Onlar da diyecekler ki Allah her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Şimdi ahiret ahvalini dünya mantalitesiyle çözmeye çalıştığımız zaman Kur'an noktayı nazarından her problemin içinden çıkamayız. Ben acizane diyorum ki ahiret ahvali biraz bizim için muğlak bir ahvaldir, muğlaktır. Muğlak bırakılmalıydı çünkü iman konusudur. Muğlak olmayınca da iman söz konusu olmaz. Ahiret ahvalini 2 kere 2 = 4 diyerek problemlerini çözdüğümüz anda insanlığın bitmiş olması gerekir. Saygılarımı sunuyorum.